Atatürk'e kimlerdir, kimler düşmandır, kimler onu sevmez? En başta şunu net söylemek lazım. Atatürk'ün İzmir'de denize döktüklerinin torunları bugün Atatürk'e düşmandır. Bir David Rockefeller diye bir adam var. Amerikalı, Yahudi, Yahudi kökenli. Dünyanın en zenginlerinden. Amerika devletini kuran 10 aileden bir tanesi, Rockefeller ailesinin başı. Diyor ki Atatürk yüzünden İsrail Yahudi devleti projemiz tam 50 yıl gecikti. O yüzden ben diyorum ki bu David Rockefeller Atatürk'ten çok rahatsız. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Atatürk'e düşmanlık edenler bu David Rockefeller'ın ya adamlarıdır ya arkadaşlarıdır. Osmanlı coğrafyasında 1800'lü yıllarda sorsam size kaç tane Amerikan misyoner okulu var desem kim bilir? 450'nin üzerinde Amerikan misyoner okulu var Osmanlı coğrafyasında. Sadece Anadolu'da 150 tane var. Atatürk bunlardan sadece Bursa'dakinde 2-3 çocuğumuz oradaki öğretmenler tarafından Hristiyan yapıldı diye hem öğretmeni okuldan kovuyor hem okulu toptan kapatıyor. Arkasından Amerika'nın her türlü baskısına rağmen tüm Amerikan misyoner okullarını kapatıyor. Bundan dolayı Amerikalıların ve Amerika'nın kurduğu bu misyoner teşkilatı, bu Batılıların kurmuş olduğu misyoner teşkilatları Atatürk'ten son derece rahatsız. Atatürk Mondros mütarekesi sonrası bir bilgi daha vereyim size. 30 Ekim 1918 sonrasında Rize'de Potam ve Rum Pontus devleti kuruluyor biliyor musunuz? Bu devlet ne zaman yıkılıyor biliyor musunuz? 1924'te. Kim yıkıyor? Atatürk. Hani şu atma Hamidi'yi atma, vergi de verecek yok, şapkı da giyecek yok meselesi var ya. Ha o mesele. Atatürk Hamidiye zırhlısını gönderiyor. Oradaki devleti yıktığı gibi o devleti kuranların başlarından 8 tanesini asıyor. Birçoğunu müebbet hapis vesaire. İşte bunların torunları bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman. Lozan'ı tanımayan, Lozan'da bizim Güneydoğu Anadolu'daki sınırlarımızı kabullenmeyen Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları Atatürk'e düşmandır. Atatürk, değerli kardeşlerim biliyor muyuz? Yaptığı bütün savaşları kazanmış bir komutan. Hiçbir tane savaş kaybetmemiş. Dünyada böyle bir komutan yok. Savaşta yendiklerinin torunları ona düşman. En mühimi ne biliyor musunuz? O da şu. Atatürk'ün soyu, Profesör Doktor Aydabaş Bey'den dinliyoruz. Şimdi kitabını yazdı. Haftaya çıkıyor inşallah 10 Kasım'da. Hoş geldin Atatürk. Kitabın ismi bu. En mühimi Atatürk'ün soyu, tertemiz Ehl-i Beyt soyu. Doğrusu bunu ortaya koyan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e ne kadar dua etsek az. Bugün Türkiye'deki bütün Ehl-i Beyt düşmanları ne kadar Muaviye, Yezid yanlısı varsa hepsi Atatürk'e düşman.